İş kadınının özel şoförlüğünü yapıyordu. Birlikte Kapalı Çarşı'ya gittiler, döviz aldılar. Sonra da eve dönüp o paranın 1 milyon dolarını kasaya koydular. Şoför soygun planını daha o an yaptı. Patronunu ofise götürürken arkadaşlarına kasayı çaldırttı. Ve dile kolay 40 milyon liralık o rekor soygunun görüntüleriyle şimdi devam edelim. Bütün işi şoför organize yapıyor. Adım adım planladı. Üç arkadaşını evine göndertip kadın patronunun kasasını çaldırdı. Özel şoför 40 milyon liralık soygun yaptı. Bu kadar güveniyorduk ki asla düşünmüyorduk ki bu işi görsün o. Nilüfer Gadımloy, İran uyruklu iş kadını. 48 yaşında Kağıthane'deki bu evde yaşıyor. Biraz para aldık Kapalı Çarşı'dan. Beraber şoför her bir yere biz şoförle gidiyoruz. Eve getirdi, birazın bankaya götürdük, birazın ofise. Sadece o biliyordu bizim evimizde çelik kasa. Soygunu tam bir yıldır yanında çalıştırdığı özel şoförü planlamıştı. O şoför İranlı iş kadınının evde ne kadar mücevherinin parasının olduğunu biliyordu. Sabah yine şirkete götürmek için onu evden aldı ve yola çıktı. O arkadaşlarına söylemiş, yarın sabahki biz beraber ofisteydik. Onlar ofise gider gitmez şoförün arkadaşları eve geldi. Cep telefonuna ona haber vermiş, onlar gelmiş. Belli ki dairenin güvenlik kamerasının olduğunu biliyorlardı. Birkaç kere kapıyı çaldılar, içeride kimsenin olmadığına emin olduktan sonra daireye girdiler ve içeride ne varsa hepsini topladılar. Binanın müdürü aradı ki evinizin kapısı açık. Çelik kaseni, altınları hepsini çaldı, evden gitti. O kasada 1 milyon dolar, 130 bin euro, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası. Yani tam 40 milyon liralık bir servet vardı. Sadece ben biliyordum, eşim o şoför. Sadece o biliyordu ki para var. Paraları ve ziynet eşyalarını alan hırsızlar kasayı Pirinççi köyünde boş bir araziye attı. Gitmiş ifade vermek için itiraf etmiş. Çete yakalandı. Şoförle birlikte 4 kişi tutuklandı.